Herkese merhaba. Ben Elif Ana'nın torunlarından Selver Sevay Soğan. Elif Ana, Elif Şoan 1908 yılında Akdemir Pulyanlı köyünde doğmuştur. Sinemili ocağından olan Elif Ana'nın annesi Selver Kayseri Sarı Savla köyünde, babası İbrahim Kahramanmaraş Pazarcık Pulyanlı köyünde doğmuştur. 18 yaşında amcasının oğlu Ali Arap ile evlenmiş ve Mehmet, Hasan, Ökkeş, Fatma, Güvercin, Düze isimli 6 çocuk sahibi olmuştur. 8 yaşında Cenab-ı Hak'tan kendisine bir ilham geldiğine inanılan Elif Ana, sağlığında gönül gözünün açıklığı ile insanların dileklerine aracı olmuştur. Elif Ana, başı ağrıyan, ayağına yel giren, kalbi sızlayan, çocuk sahibi olmak isteyen, konuşamayan çok sayıda insanı dokunuşlarıyla iyileştirdi. Bir can için sabaha kadar uyuyamazdı. Bir asker beni çağırıyor. Birisinin başı darda. Beni çağırıyor derdi. Sabaha kadar duvarları öper, ziyaretlerin adlarını söylerdi. Hak ve hakikat yolu olan Aleviliğin evrensel değerlerini, insanlık, sevgi, barış, eşitlik, paylaşım, yardım, hoşgörü, merhamet, misafirperverlik gibi bütün benliğiyle özümsemiş ve yaşantısının her alanına yansıtmış bir ulu önderimizdir. Akdemir köyünde yaşamış ve 31 Ekim 1991'de Hakk'a yürümüştür. Bu güzel yolda yürüyen Elif Ana'yı tüm dünyayla buluşturan çok kıymetli yapımcılarımız Kazım Çarman, Ökkeş Sevimli, Ali Bilmeç, Hasan Bilmeç ve Bilal Bilmeç'e yürekleriyle, emekleriyle bu işe dört elle sarılan üstadlarımıza ve hocalarımıza ve tüm ekibe teşekkürü bir borç bilirim sevgilerimle. Yapmak istediğimiz film Elif Ana bu iyiliğe giden yolun filmidir. 25'inde set hazır, her şey hazır bizim açımızdan. Setlere çıkıyoruz ve motor diyoruz. Dilerim önümüzdeki 31 Ekim'de Türkiye sinema severleri ve dünya sinema severleri iyiliğin ne olduğunu, bir de Elif Ana gibi gönül gözü açık bir kadının yaşam hikayesini hayata katacak olan bu yaratıcı arkadaşlarım sayesinde görmüş olacaklar. Şimdi Elif Ana ile ilgili bir şey söylemek lazım. Sanıyorum beni hayatımda en çok heyecanlandıran ve bu projeyi üzerime aldığım zaman, yani Kazım'la birlikte büyük dağların omuzlarıma bindiğini hissettim ve bunları indirip bir şekilde bu dağların üstüne çıkmak gerekiyordu. Şimdi bunun için çalışıyoruz. Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Oysa şu ana kadar bütün filmlerimi çektiğimde hiçbirinde böyle bir heyecan duymamıştım. Gerçekten. Kendimi ilk filmimi yönetiyor hissediyorum. Bu nasıl bir duygu bilmiyorum ama gerçekten kendimi ilk filmini, ilk çocuğunu doğuracak bir anne veya bir baba gibi hissediyorum. Bir de şöyle bir inancım var. Sanıyorum bu filmi iyi yapacağız. Bu filmin iyi bir film olması, büyük bir film olması tabii ki hepimizin yaratıcılığına bağlı, çok iyi çalışmasına bağlı. Hakikaten kolay bir işle karşı karşıya değiliz. Bu film 100 yıllık bir hikaye sayılır. Dolayısıyla bu 100 yıllık hikayenin her anını bir şekilde anlamamız ve onu çekebilmemiz lazım. Elif Ana iyiliğe giden yol. Keşke bütün dünya Elif Ana filmini görse, bu felsefeyi benimsese, bu sevgiyi, bu paylaşımı, bu hiçbir hırsı olmadan kendini bu kadar, yani Türkiye'nin o günlerini düşündüğümüzde bu kadar yoksul bir köyde doğmuş ve böyle olabilmiş bir karakter gerçekten müthiş. Bu kadar iyiliği öneren bir filmin içinde olmak mutluluk verici.
Umarım bütün ülkeyi de bunu hatırlatır ve umarım korkmanın ya da susmanın geçim kaygısı olmadığı bir memlekette önümüzdeki senelerde Elif Ana'nın keyfine hep birlikte o iyiliğin önemini daha çok yaşarız. Benim bu projeye dahil oluşum, galiba projeye ilk dahil olan insanım. Bundan 1,5 yıl önceydi, bir yaz günüydü. Antalya'da bir film çekimindeydim. Denizden çıkmıştım. Üzerimde tuz ve su zerrecikleri vardı. Dünyanın en şahane, en şeker iki yapımcısıyla, Ökkeş Sevimli ve Kazım Çarman'la tanıştım. O günden buraya geldik. Umarım hepimiz için iyi olur. Allah herkesin iyiliğini versin. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde de rol anlatıldığında oynayabilir miyim diye düşünmedim. Oynarım dedim. Her rolü oynarım. Yani Hitler'i eleştiren bir filmde bir SS işkencesini de oynarım dedim. Ama Hitler'i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün eurolarını, dolarlarını, sterlinlerini önüme koysalar oynamam dedim. Burada bir karakter canlandırıyorum, Elif Ana karakteri. Elif Ana, analar dolusu Anadolu'nun yüreği geniş, yüreği zengin bir insanı, yüreği iyilikle dolu bir insanı. Onun projesinde yer almak, kötü rol, iyi rol filan ayrımı yapmadan yer almak benim için mutluluk verici bir şey. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yalnız filmden sonra benden nefret etmeyin lütfen. Rica edeceğim. Elif Ana'nın projesini imza atmaktan Kazım Çarman, Ali Bilmeç, Hasan Bilmeç ve Bilal Bilmeç, onların adına hepinize teşekkür ederim. Gurur duyuyoruz. Öyle bir proje aklımıza geldi. İyiliği insanlığı dünya aşılatmak için. Ve bu proje bana teklif geldiği zaman gerçekten 1,5 yıl oldu neredeyse pandemi süreci boyunca. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki hem böyle güzel bir kadını tanımak hem de böyle bir projenin içerisinde olmak, yaptığım işlerin tarihe notu nasıl düştüyse bu filmde de tarihe bir not düşüreceğimize inanıyorum. Burada görüyorum ki gerçekten bu film çok güzel olacak. Benim aslında oyunculuk serüvenimin en önemli yapı taşlarından olan Ali Uzunatan hocam benim 4 yıl boyunca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sahne tatbikatı hocam olmuştu. Onunla karşılıklı oynayacağız üstelik. Benim bu filmdeki rolüm küçük ama bu filmin benim hayatımdaki rolü çok büyük olacak. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim çocuklarım İsviçre'de doğdular. Ben 16 yaşında İsviçre'ye gittim. 30 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Benim çocuklarım orada doğdukları için ülkemizin kültürüne uzaklar. Benim çocuklarım tekrar gelip de burayı tanıyabilmesi için benim çocuklarım gibi yurt dışında doğan çocukların gelip tekrar kültürümüzü algılayabilmeleri için Elif Ana gibi bir bilge kadının, bir iyiliği etrafına saçan, güller saçan bir insana, bir proje, böyle bir anlatıma ihtiyacımız vardı. Onun için bu projeyi seçtim, Elif Ana'yı. Mikrofonları sana doğru getirsem, sen büyümüşsün. Önce sen konuşsan. Benim çünkü söyleyeceğim sadece bir tane cümle. O da bir Alevi köyünde bir mezar taşı okumuştum. Mezar taşına şöyle yazmıştı: İyilik iyidir. Çok güzel. O kadar mı abi? Evet. İyilik iyidir. Ben mi koşuyorum? Evet. Birazcık. Ben de. Kötülük kötüdür iyidir. Bu kadar güzel insanın, bu kadar iyi oyuncuların, bu kadar yürekli, hem ekonomik anlamda yürekli, hem politik anlamda yürekli insanların buralarda toplanıp bir film çekmeye kalkması bugünlerde bence en büyük kahramanlık. Bu filmin iyi bir film olacağını sonsuz derecede umut ediyorum. Umut fakirin ekmeğidir.
derler. Bu ekmekten hepimiz, bu lokmadan hepimiz bir pay alacağız. Başarıda, güzellikte bir pay alacağız. Herkese onun için çok teşekkür ediyorum. Umut, çok umutluyum. Bu umudum bu filmde olmamı gerektirdi. Herkesin de aşağı yukarı aynı duygular içindeler. Güzel bir iş çıkacağından eminim. Herkese teşekkür ediyorum. Hoş bulduk hacı. Hamo tazi. Efendim? Hamo tazi. Hamo tazi. Birkaç nüans verir misiniz? İzleyiciler merak etmiştir. Çıplak hamo. Çıplak hamo. Evet. Elif Ana'yı tarif eder misiniz? Yani nasıl tarif edeyim? İçi o kadar güzel ki, kalbi o kadar güzel ki, insanlar onu sevmeden edemedi. Yani çocukluğumdan beri öyle güzel bir insan olarak doğmuş. Yani kendi yöresinde ana olarak bilindi, sonra ünü taştı her tarafa. Teşekkür ederim Halicim. Çok sevilen bir oyuncusunuz. Siz sokağa çıktığınız zaman vatandaşlar ne yapıyor? Vallahi yani televizyondan meşhur olduğumuz için ya hele gel gel bir çayımı iç. Öyle diyen oluyor mu hocam? He. Onlardan birisiniz. Evet. Kazım'ın bir önceki filminde de oynamıştım. Bir Kar Tanesi'nin Ömrü. Orada bir iki parça dublaj yapmak gerekiyordu. O zaman söyledi Kazım Öz. Biliyorsun oynayacaksın dedi. Dedim hani ameliyattan sonra artık ben çok iyi ezberleyemiyorum. Bir de mümkün olduğunca Asos'tan çıkmayacağım. Ama Elif falan diyorum dedi. Aa, akan sular durur dedi. Sonra işte orada bu karda kışta çıplak bir adam oynayacağım. Anadolu'ya yolculuk başlamıştır. Başladı. Vallahi böyle bir senaryo gelince görevlerimizi hatırladık. Bizim arkadaşlarla beraber bir film yapalım dedik. Biz de bu filmin içinde olalım dedik. Çalışıyoruz. Evet, Elif Ana akla geliyor. Anadolu'da birçok Elif Analar vardır diye düşünüyorum. Ben çok duygulandım. Az bir şey senaryoyu okudum. Evet, yani Anadolu Elif Analarla dolu. Anadolu çünkü. Anadolu. Analar dolu burada. Anadolu. Anadolu. Elif Ana da bunlardan biri. Siz hangi roldesiniz? Ben Ali Kute oynuyorum. Ali Kute diye bir karakter oynuyorum. Zaten heyecansız sanatçı olamaz. Eğer bir insan 100 yaşına da gelse sanat yaşamında, 60'ına da gelse, 70'ine de gelse, heyecanı öldüyse o ölmüş demektir. Çünkü karşısına çıktığın kitleye saygı duyuyorsan heyecanın 100'e katlanır. Çok değerli oyuncular var. Ben gözden geçirdim. Ali Sürmeli var. Şu anda isimlerini pek aklımda... Tuğba Özay, Orhan Aydın. Evet, Orhan var, Aydın. Başka ne? Kalabalık, bayağı kalabalık. Kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Yani tüm Türkiye'yi ağlatacaksınız. Ağlatmayacağız. Düşündüreceğiz biraz. Yani insan denen karmaşığın dibine iskandil sarkıtacağız. Diyeceğiz ki böyle bir insan var, Elif Ana gibi bir insan. Bu nasıl Anadolu'nun bağrından yetişti, geldi, dertlere derman oldu diyeceğiz, dedirteceğiz.
Onun için Elif Hanım çok özel bir kişilik. O kişiliği adam gibi yansıtmak için önce adam olmak gerekiyor. Yani sadece ben oyuncu olarak değil, ekip olarak yönetiminden asistanına, kameramanına varıncaya kadar hepsinin sızdırılmış insan olması gerekiyor. Sizin filmleriniz hepsi izleniyor, halen de devam ediyor biliyorsunuz. En meşhur olanı Çiçek Abbas. Vallahi yani en meşhur olan Çiçek Abbas mı nedir bilemiyorum. Kimi Banker Bilo'yu çok seviyorum diyor. Kimi Çiçek Abbas'ı çok seviyorum diyor. Kimi Şekerpare'yi çok seviyorum diyor. Kimi Banker Bilo'yu, kimi Erkek Güzeli Sefil Bilo'yu çok seviyorum diyor. Onun için ben iddialı konuşmak istemiyorum açıkçası. Bize göre siz ölümsüzlüğü yakalamış bir sanatçısınız. Estağfurullah yavrum. Hayır, bu bilinen bir şey, görülen bir şey. Bu beni şımartacak kadar büyük bir kompliman aslında. Ya o komplimana kapılmayacağınızı zaten halk da biliyor, biz de biliyoruz. Canım benim, ben zaten onu şaka olsun diye söylemiştim. Hiçbir zaman kendimi diğer insanların üstünde görmedim. Şimdi Elif Ana adından belli bir ana. Doğuran, üreten ve paylaşan bir ana. Bu anaya, ananın bulunduğu sahile yanaşmak için çok kuvvetli bir gemi olmak lazım. Açık söylemek lazım sana. Son sözlerinizi almak gerekirse ne söylemek istersin? Ben Türkiye halklarının, Türkiye insanlarının Alevisinden Sünnisine, Kürdünden Türküne, Lazından Çerkezine varıncaya kadar hiçbirinin Elif Ana hikayesini es geçmeyeceğine inanıyorum. Hepsinin kalbinde bir yeri olacak Elif Ana'nın ve o güzergah içerisinde herkes kendi Elif Ana'sını bulacak. Siyasete katılmadan değil mi? Kesinlikle, çünkü Elif Ana'nın siyasi medyayla, siyasi cenahla bir yakınlığı yok. Anamız o bizim. Anaları politikadan uzak tutalım lütfen. İlyas Salman Bey'in mesajı. Anaları politikadan uzak tutalım. Evet, kesinlikle öyle. Anaları politikadan uzak tutalım. Analar bize, bizim için bir ana bir okul demektir. O okulları politikadan uzak tutarsanız öğrencileri de uzak tutmuş olursunuz ve makbule geçer diye düşünüyorum. Neden buradayım? Baktım kalabalık toplanmış, olay varmış dediler. Ben de bir geleyim hayırdır diye. O yüzden geldim. İlginç olan nedir biliyor musunuz böyle deyince? Elif Ana. Elif Analar çoğalsın. Elif Analar tabii ki çoğalsın. İyilik yapmaya çok hasret kaldık. Ve bütün memleket çapta, dünyaca çok özlediğimiz bir mevhumu hatırlatacak bir film. İyiliği hatırlatacak bir film. O yüzden de herkes gibi ben de içinde olmaktan son derece mutluyum. Merhaba sevgili Ali. Seninle yıllar sonra buluşmak güzel. Evet. Bize Elif Ana'dan bahseder misiniz? Elif Ana Kahramanmaraş Elbistan'da yaşamış ve hayata, bu hayata tanıklık etmiş. Hem Osmanlı'nın gidişine, hem Cumhuriyet'in gelişine, hem bölgedeki bütün savaşlara, bütün öfkeye, kine, nefrete ama önce sevgiye tanıklık etmiş. Dolayısıyla hayatını insan, doğa, hayvan sevgisi üzerine kurmuş ve iyiliğe giden yolun bir kardeş kapısı olduğunu söylemiş bir kadın. Bu coğrafyada yaşamış bir kadın. Şimdi bazı, ben bir iki türkü önerdim sevgili yönetmenimize. Eğer onlardan birisini koyarsalar gerçekten çok duygulu türküler. Onda gözyaşı dökebilir, dökülebilir. Çünkü biz o türküleri gözyaşı dökmeden çok az söyleyebiliriz ya da dinleyebiliriz. İnsanı sevin derim. İnsanı sevin, karşınızdaki insanları kendinizden ayırmayın, kendiniz gibi görün derim. Aklıma ilk hemen böyle bir cümle geldi. Gerçekten de öyledir. Eğer karşınızdakini kendiniz gibi görürseniz barış içerisinde yaşarsınız. Ne ondan yukarıda olursunuz, ne aşağıda olursunuz. Ne büyüklük kompleksine, ne küçüklük kompleksine
kapılırsınız. İnsan olduğunuzu unutmazsınız, ön planda tutarsınız. Karşılıklı insanca yaşarsınız. Ve insanca yaşanılan bir toplum yaratmış olursunuz böylece. Bireyden başlayıp topluma giderek. Sen mi konuşsan mı konuşsun? Ben, sen başla. Merhaba, öncelikle ben Öykü Şahin. Ben de herkes gibi çok heyecanlıyım. Ben de Elif anamızın küçüklüğünü oynuyorum. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkürler. Öncelikle merhaba. Adım Talha, soyadım Tosun. Ben de Arap Ali'nin küçüklüğünü oynayacağım. Ben de herkes gibi tabii ki de çok heyecanlıyım. Şu an bilmiyorum, bomba gibi patlayabilirim her an.